Merhaba, Tiyatro Dergisi okuyorum da Shakespeare'in Coriolanus'un tragediyası üzerine biraz konuşup sonra oyundan bir bölümü sizlerle paylaşacağız. Coriolanus'un tragediyası Shakespeare'in 1600'lerin başında yazdığı, aslında oyunun Roma'da geçtiği fakat Shakespeare'in 1600'lerin İngiltere'sinde yaşanan sıkıntılardan yola çıkarak anlattığı bir eser olarak karşımıza çıkar. Coriolanus, Shakespeare'in diğer tragedyalarında da gördüğümüz dramatik anlatım unsurlarından ikili karşıtlıkların çok güçlü olduğu oyunlarından birisidir. Üzerine düşünebileceğimiz ikili karşıtlıklardan bazıları şunlardır. Oyunun bize dramatik anlamı hakkında fikir veren plebler ve patrisyenler. Bir sınıf karşıtlığı olarak karşımıza çıkan soylular ve halk arasındaki çatışma üzerinden hem Coriolanus'un çatışması için hem de oyunun çatışması için Shakespeare bize farklı anlamları sunmaya başlar. Soylular ve halk arasındaki çatışmada bir tarafta açlık, bir taraftan soyluların güç uygulaması aslında metnin çatışan değerlerinden, kavramlarından birisidir. Diğer taraftaysa Coriolanus'un bu iki sınıf arasında kalışı, kendisinin bir savaşçı olarak yürütmek istediği, verdiği kararlar ve değerlerle her iki tarafa da uyum sağlayamayışı, çevresindeki dış seslere karşı gösterdiği tepki oyunun çatışmasını sürdürmeye devam eder. Oyunun ve Coriolanus'un çatışma halinde olduğu bir diğer ikili karşıtlık ise savaş ve barıştır. İhanet, hainlik, cesur olmak, korkmak, söz vermek, sözü tutmamak, seçilenler, yönetilenler, seçenler gibi karşımıza farklı karşıtlıklar çıkar. Bu karşıtlıkların içerisinde Coriolanus'un verdiği kararları, bunları uygulama halini ve uygulayamama halini izlemeye başlarız. Shakespeare Coriolanus üzerinden kahraman olmak için hangisi gerekir sorusunu sorar gibidir. Söz vermek mi, ihanet etmek mi? Coriolanus'un tragediyasında Shakespeare kahramanlık kültü üzerine bir sorgulama yapmaktadır belki de. Roma'nın büyük savaşçısı Coriolanus, içinde bulunduğu durumu kendi yöntemleriyle ya da annesinin yönlendirmesiyle çözmeye çalışsa da içinden çıkamayacağı bir durumun içine düşmüştür. Coriolanus kötüye gitmenin, gitgide kötüye doğru giden sürecin bir göstergesi olarak karşımıza çıkar oyunda. Bir anlamda sanki kahramanlık krizini temsil eder gibidir. Kahraman olmanın ne olduğu ya da ne olmadığı üzerine sorular sorar Shakespeare. Coriolanus savaşçı kimliğine yani bir anlamda kahraman kimliğine yüklediği değerlerle, anlamlarla kendi kimliğini tanımlamaya çalışır. Ve bu tanımların dışındaki her şeyi dışında bırakır ve bir anlamda onlara savaş açar. Shakespeare'in diğer tragedyalarında olduğu gibi Coriolanus oyunun sonunda cezalandırılır. Ancak oyunun sonunda farklı bir yorum yer alır. Cezalandırılan Coriolanus kadar, Coriolanus'u cezalandıranlar da aslında bir anlamda hain, ihanet edenlerdir. Shakespeare bize finalde ölen de kalan da topluma, değerlere ihanet edenler mesajını vermektedir. Ve buradan bir sorgulama yapmamızı ister. Coriolanus ölse de Ophidius onu cezalandıran kişi olarak, geride kalan kişi olarak aslında bir anlamda hainlik yapan, ihanet eden kişidir. Dolayısıyla Coriolanus da Ophidius da kahramanlıklarını yitirmiştir. Oyunun trajik anlatısı belki de burada başlar. Hem Coriolanus üzerinden hem de Ophidius üzerinden kahramanlık mitinin bittiğini bize gösterir, bize anlatır. Belki de Shakespeare kahramanlık diye bir şey artık yok demektedir. Ve sorgulamamızı istediği nokta toplumun geri kalan, düzenin geri kalan kısmı için bu kahramanlık mitinin ilerlemediği ve dikkat edilmesi gereken diğer noktada kalanların da aslında gidenlerden çok da farklı olmadığı sinyalini verebilmektir. Ve burada bir sorgulamayı başlatmaktır. Coriolanus'un öldürülmesi bir düzen yaratmaz. Ophidius'un geride kalan varlığıyla temiz, adil bir düzene aslında geçilmediğini gösterir. Coriolanus'un yıkımından çok daha büyük bir yıkımla karşı karşıyayızdır. Ophidius'un varlığı yeni düzeni, yeni toplumsal yapıyı sorgulamamızı sağlayacaktır. Şimdi oyunun 3. perde 1. sahnesini sizlerle paylaşacağız. İyi okumalar, iyi seyirler. Hoş geldiniz. Bugün Shakespeare'in Coriolanus oyunundan 3. perde 1. sahneyi seslendireceğiz. Ben Brutus'u seslendiriyorum.
Ben Lartius ve Menenius'u. Ben Cominius ve senatörleri. Ben Sisinius'u. Ben Coriolanus'u. Roma, bir sokak, boru sesleri, Coriolanus, Menenius, bütün soylular, Cominius, Titus Lartius ve diğer senatörler girerler. Demek Tullius Aufidius yeni bir ordu toplamış ha? Evet lordum. Bu da bizim daha çabuk anlaşmamıza neden oldu. Öyleyse Volşiyalar öncekinden farklı değiller. Hazır oldukları bir zamanda bizi işgale yeltenecekler. Çok bitkinler Lord Konsül. Yaşadığımız sürece artık onların bayraklarının dalgalandığını görmeyeceğiz. Aufidius'u gördünüz mü? Korumalarıyla bana geldi. Alçakça teslim ettikleri için kendi kenti Volsiyalılara lanet etti. Sonra Antium'a çekildi. Benden söz etti mi? Söz etti lordum. Nasıl? Ne dedi? Sizinle defalarca kılıç kılıca karşılaştığını, yeryüzünde her şeyden çok nefret ettiğini, alt etmeyi geri almayı umut etmese de koymaya razı olacağını söyledi. Antium'da mı yaşıyor? Antium'da. Keşke onu görmem için bir neden olsa da nefretine adam akıllı karşılık vermek için oraya gidebilseydim. Merhaba. Sinyus ile Brutus girerler. Bakın, bunlar halk tribünleri. Avam ağzının dilleri. Onlardan gerçekten nefret ediyorum. Soyluların sabrını taşıracak derecede kendilerini otoriteymiş gibi görüp kudret taslıyorlar. Daha ileri gitmeyin. Ha? Ne dediniz? Daha ileri gitmeniz tehlikeli olabilir. Fazla ileri gitmeyin. Bu değişikliğe sebep ne? Sorun ne? Soyluların ve halkın onayını almadı mı? Hayır, Cominius. Yoksa ben çoluk çocuktan mı oy aldım? Tribünler, Coriolanus'a yol verin. Pazar yerine gidecek. Halk ona karşı öfkeli. Durun. Yoksa isyana dönüşebilir. Bunlar sizin sürünüz mü? Önce oy verip hemen geri alanların oy hakkı olmalı mı? Göreviniz nedir sizin? Madem onların ağızlarısınız, diş göstermelerine neden izin veriyorsunuz? Yoksa onları kışkırtan siz misiniz? Sakin olun, sakinleşin. Bu özellikle önceden planlanmış bir komplo. Maksatları soyluların nüfuzunu kırmak. Buna göz yumarsanız eğer sadece bunları yönetemeyenler olarak kalmaz, yönetilmeye asla istemeyen kişilerle yaşamak zorunda kalırsınız. Buna komplo diyemezsiniz. Halk bağırıp çağırıyor kendileriyle alay ettiniz diye. Ayrıca öfkelendiniz onlara. Parasız buğday verince halk ricacılarını onuruyla oynadınız. Onlara günün adamı, dal kavuk, soylu düşmanı dediniz. İyi ama bunları daha önce de biliyorlardı. Hepsi değil. O zamandan beri siz mi onları öğrettiniz? Nasıl? Yani ben mi öğrettim? Sizden böyle şeyler umulur. Umulmalı. Çünkü biz halkı ilgilendiren her konuda sizin yapacağınızdan daha iyisini yaparız. Öyleyse niçin konsül olayım? Şu bulutlarına bari sizin seviyenize ineyim de tribün olup size arkadaşlık edeyim. Halkın isyan etmesi için her şeyi fazlasıyla yapıyorsunuz. Eğer hedefinize ulaşmak istiyorsanız yolundan çıkmış tavrınızı ılımlı bir şekilde sorgulamalısınız. Yoksa ne bir konsüle yakışacak kadar soylu olabilirsiniz ne de bir tribüne arkadaşlık edebilirsiniz. Sakin olalım. Halk aldatılıyor, kışkırtılıyor. Ne bu düzenbazlık Roma'ya yakışıyor ne de Dalavere ile ortaya konulan bu onur kırıcı ihaneti Coriolanus hak ediyor. Bana buğdaydan söz ediyorlar. Konuşmam şöyleydi. Burada tekrar tekrar edeceğim. Şimdi sırası değil. Şimdi bu gerginlikte olmaz efendim. Hayatım üzerine yemin ederim ki şimdi konuşacağım. Soylu dostlarımın beni başlamalarını dilerim. Pis kokulu kararsız sürüye gelince. Beni onlara yaltaklanmayan biri olarak kabul etsinler ve ne olduklarını benden öğrensinler. İşte gene söylüyorum. Onlara yaltaklanmakla isyan asalaklarını, küstahlığı, fesatlı senatomuz aleyhine beslemiş oluyoruz. Onları bu onurlu sınıfa karıştırmakla bu tohumu kendimiz serpmiş, ekip sürmüşüz. Bu onurlu sınıf ne erdemsiz ne de güçsüzdür. Ama bunların bir kısmını dilencilere vermiştir. Peki tamam, bu kadar yeter. Çok rica ederiz, artık bir kelime etmeyin. Nasıl, yeter mi? Dış güçlerden çekinmeden vatanım için nasıl kanımı akıttıysam, bu iğrendiğimiz halde yaydıkları hastalığa yakalanma yolunu seçtiğimiz şu cüzzam salgınla karşı da ciğerlerim parçalanıncaya kadar konuşacağım. Aynı zaafları taşıyan bir insan gibi değil de sanki onlara ceza verecek bir tanrıymışsınız gibi konuşuyorsunuz.
Bunu halka bildirmemiz iyi olur. Ne? Öfkesini mi? Öfke mi? Jüpiter adına derin bir uykunun dinginliğinde bile olsam düşüncem yine değişmezdi. Zehri olduğu yerde kalacak. Yayılmayacak bir düşünce. Olduğu yerde kalacak ha. Hele bakın şu küçük balıkların borazanı titriyor otana. Kalacak sözündeki kesinliğe dikkat ettiniz mi? Bu yasaya karşı. Kalacak. Ah iyi yürekli ama saf patrisyenler. Saygın ama görevlerini ihmal eden senatörler. Niçin verdiniz bu yedi başlı canavara temsilci seçme hakkını? Öyle bir temsilci ki sadece canavarın borazanı olacakken kesin ifadesiyle sizin akışlarınızı bir hendekle çevirerek kaynağınıza yerleşeceğini söylemekten çekinmiyor. Eğer bu gücü varsa ona bu gücü veren cehaletiniz onun önünde eğilsin. Öyle bir gücü yoksa o zaman vazgeçin bu tehlikeli yumuşaklıktan. Akıllıysanız ayak takımının soytarıları ile bir olmayınız. Değilseniz senatoda onlara da bir yer verin oturmaları için. Onlar senatör olursa siz avam olursunuz. Sizden aşağı kalmazlar. Her iki tarafın oyları karışınca. Çünkü çoğunluğun beğenisi onlarınkine daha çok uyar. Kendi yargıçlarını seçerler. Hem de öyle bir yargıç ki Yunanistan'da bile görülmemiş bir şekilde bir senatör kuruluşuna karşı kalacak diye dayıdır. Jüpiter adına. Bu durum konsülleri alçaltıyor. Biri diğeri üzerine otorite kuramamış iki otoritenin mevcut olduğunu, bunları arasında kısa sürede anlaşmazlık çıkacağını, bu da her ikisinin yıkılışını getireceğini bilmek yüreğimi sızlatıyor benim. Tamam. Şimdi pazar yerine. Bir zamanlar Yunanistan'da da yapıldığı gibi ambardaki buğdayı halka dağıtmayı hangi sivri akıllı tavsiye ettiyse... Tamam, tamam. Yeter artık. Gerçi orada halk gücü daha mutlaktı. Ama bu halk itaatsizliği besledi ve devleti çökertti. Halk böyle konuşan birine oyunu niye versin ki? Nedenlerim var. Bu onların oylarından daha değerli. Halk buğdayı onlara ödül olarak vermediğimizin farkında. Çünkü hepsi biliyor ödülü hak edecek bir şey yapmadık. Savaş için askere alındıklarında kent merkezi tehlikedeyken bile kapıdan dışarı çıkmak istemediler. Bu çeşit hizmet bedavaya buğday hak ettirmez insana. İsyanda, karmaşada gösterdikleri cesareti savaşta göstermediler. Bu da lehlerine konuşulacak bir şey değil. Senatoya karşı olan suçlamalarında var olmayan nedenleri cömertçe ortaya sürdüler. Bu da cömertçe verdiğimiz armağanın nedeni olamaz. Peki öyleyse, bu çok başlı yığın. Senatonun bu nezaketini nasıl içine sindirecektir? Sözlerinin ne olacağını onların davranışlarından anlayabiliriz. Biz istedik, çoğunlukla olduğumuz için korkularından verdiler. Böylece biz makamlarımızın onurunu ayaklar altına almış, gösterdiğimiz anlayışa avam tarafından korku denmesine izin vermiş oluyoruz. Böyle giderse bir zaman gelecek, senatonun kilitleri kırılacak, bir takım kargalar gelip kartalları gagalayacaklar. Hadi gelin, bu kadarı yeter. Bu artık yeterden de fazla. Hayır, yetmez, dahası da var. Kutsal olan ve üzerine yemin edilecek ne varsa onlarla mühürlüyorum sözlerimi. Bir tarafın haklı olarak içerlediği, diğerinin soyluluğuna mantıksızca hakaret ettiği bu çifte standartlı yönetim tarzında ünvan akıl sahibi soylular karar veremezken cahil bir ruhun evet ya da hayır demesiyle gerçek ihtiyaçlar göz ardı edilmekte, onlara geçici gereksiz şeyleri bırakılmakta, politik planlar böylece engellenince geriye maksada uygun hiçbir şey kalmaz. Sizler korkak değilsiniz, basiretlisiniz. Devletteki bir değişiklikten çekinmekten çok devletin temel kuruluşuna bağlı kişilersiniz. Sizler soylu bir yaşamı uzun ömre tercih edersiniz. Sizler başka türlü iyileşemeyecek bir hastaya risk taşıyan bir ilaç vermekten çekinmezsiniz. Sizden rica ediyorum, koparın bu çok başlı canavarın dilini. Yalamaya kalkmasınlar onları zehirleyecek bu şekeri. Sizin onursuz bir davranışınız sağduyuyu yaralar. Devletin layık olduğu bütünlüğü bozar. Devletin yapması gereken iyilik yolunda gücünü kaybetmesi. Kötünün eline geçilmesidir denetimi. Çok konuştu. Yeter. Bir hain gibi konuştu. Hain gibi yargılanacak. Seni sersem bulmak garizinin içinde boğulasın. Halk ne yapsın bu abes kabak kafalı tribünleri? Bunlar ihanet içindeler. Onlara güvenen yüce senatoya. Bunlar yasalarla değil bir isyan sırasında zorunluluk yüzünden seçilmediler mi? Durum düzeldiğine göre uygun olan yapılmalı şimdi. Yerin dibine bassın bunların etkisi. Bu apaçık vatana ihanet. Bu mu konsül? Asla. Ey kolcular, tutuklayın kolcular. Bu adamı. Git halkı topla. Kolcu çıkar. Halk adına seni hain bir halk düşmanı olarak tutukluyorum. İtaat et, emrediyorum. Bunun hesabını yargıda vereceksin. Defol buradan ihtiyar keçi. Tüm patrisyenler biz ona kefiliz. Yaşlı efendi,
Ellerinizi çekin. Yıkıl karşımdan kokuşmuş şey. Yoksa giysilerin içinden çeker kırarım kemiklerini. Yurttaşlar yetişin. Gürültülü bir kalabalık kolcularla birlikte girer. Her iki tarafta sakinleşsin. İşte bütün haklarınızı gasp etmek isteyen adam. Muhafızlar yakalayın şunu. Silahlarınızı çekin. Soylular Koryolan nevesinde toplanırlar. Solum tükendi. Yakında kargaşa çıkacak, konuşamıyorum. Siz tribünler halkı yatıştırın. Koryolanus izin ver. Yurttaşlar susun. Beni dinleyin. Sizler özgürlüğünüzü kaybetmek üzeresiniz. Az önce konsüllüğüne onay verdiğiniz Marsyus, evet o Marsyus her şeyinizi elinizden almak istiyor. Ayıp, ayıp. Bu halkı yatıştırmak değil, yangına körükle gitmektir. Bu kenti yıkıp dümdüz etmektir. Kent dediğiniz halkın kendisi değil mi? Herkesin onayıyla biz halkın temsilcileriyiz. Onların istedikleri de bu. Kenti yıkıp yok etmenin yolu budur işte. Binanın altını üstüne getirmek, şimdi düzenli bir şekilde ayakta duranları gömmek, her şeyi yıkıntı yığınlarına dönüştürmektir. Bunun cezası ölümdür. Ya yetkilerimizi elimizde tutarız ya da kaybederiz. Biz burada halk temsilcileri olarak halk adına hüküm veriyoruz. Marsyus derhal ölmeyi hak etmiştir. Bunun için onu yakalayın. Terpiye kayasına götürüp onu uçuruma atın. Muhafızlar yakalayın şunu. Beni dinleyin sadece bir cümle. Rica ederim tribünler, beni dinleyin sadece bir cümle. Göründüğünüz gibi bu ülkenin dostuysanız yönlendirmenizi böyle şiddetle değil, itidal ile yapın. Efendim, akıllıca sanılan o soğukkanlı tavırlar hastalığın şiddetli olduğu zamanlarda zehirlidir. Yakalayın şunu, kayaya götürün. Koryolanus kılıcını çeker. Hayır, öleceksen burada ölürüm. Aranızda beni dövüşürken görenler var. Gelin gördüğünüzü bizzat yaşayın. İndirin kılıcınızı tribünler, siz de çekilin şöyle. Yakalayın. Yardım edin Marsyus'a, siz soylular, genç, yaşlı, herkes yardım etsin. Bu kargaşada tribünler, kolcular ve halk geri püskürtülür. Hadi evlerinize, dağılın, gidin. Yoksa her şey yok olur gider. Dağılın hadi. Sıkı durun. Düşmanımız kadar dostumuz da vardır. İş bu kerteye geldi ha. Tanrı korusun soylu dostum, rica ederim. Siz evinize gidin, bu sorunun çözümünü bize bırakın. Bu tavır bizi de öfkelendiriyor. Kendinizi tutamayacaksınız. Lütfen siz de evinize gidin. Gelin efendim, bizimle birlikte gelin. Barbar olmalarını dilerdim. Nitekim Roma'da üredikleri halde öyleler yine. Kapitol kapılarında doğan bu öküz yavrularının Romalılık iddiaları olmasaydı keşke. Gidin ve haklı olan öfkenizi dilinize dolamayın. Bizim de hesap göreceğimiz zaman gelecektir. Uygun şartlarda kırkının hakkından gelirim. Ben de. Onların en iyilerinden bir çiftini öldürebilirim. Evet, o iki tribünü kastediyorum. Ama aradaki güç farklı hesaplanamayacak kadar fazla. Budala denir çöken binayı durdurmaya çalışanlara. Ayak takımı dönmeden gitseniz daha iyi olur. Öfkeleri önlerine set çekilmiş dalgalar gibi taşar. Hadlerini aşar. Rica ederim gidin artık. Bakalım şu kıt akıllılar benim yaşlı aklıma muhtaç olacaklar mı? Bu durum ne renk olursa olsun bir yamayla onarılmalıdır. Hadi gelin gidelim. Koryolanus ile Cominius çıkarlar. O bu dünya için fazla dürüst ve gururlu. O ne Neptün'ün asası ne de Jüpiter'e yıldırım gücü için yaltaklanır. İçi dışı birdir. Yüreğinden geçen hemen ağzından çıkar. Öfkelenince gözü hiçbir şey görmez. Ölüm diye bir şey olduğunu unutur. Yapılacak çok iş var. Keşke Tiber'de boğulsalardı. Lanet olsun, onlarla daha nazik konuşamaz mıydı? Bir güruhla girer. Kent halkını harcamak. Tek adam olmak isteyen o zehirli yılan nerede? Siz değerli tribünler. O kayıtsız şartsız terpiye uçurumuna atılacak. Yasaya karşı geldi. Yasa da onu yargılamaktan kaçınmayacak. Hiçe saydığı halkın gücü onu cezalandıracak. Soylu tribünlerin halkın ağzı, bizlerin de halkın eli olduğunu çok iyi anlayacak. Efendiler, efendiler. Susun. Bu işi anlaşarak halletmek varken ortalığı birbirine katıp savaş çığlıkları atmayın. Bayım, nasıl oluyor da siz kaçmasına yardım ettiniz? Beni dinleyin. Konsülün meziyetlerini bildiğime göre kusurlarını da söyleyebilirim. Konsül mü?
Ne konsülü? Konsül Coriolanus. O mu konsül? Tribünler ve siz sayın baylar, birkaç şey söylememe izin verin. Eğer beni dinlerseniz bunun size kaybettirdiği zamandan fazla bir zararı olmaz. Öyleyse çok kısa olsun. Biz bu zehirli vatan hainini öldürmeye kararlıyız. Onu buradan defetmek risklidir. Burada kalmasına razı olmak ise bizim ölümümüzdür. Onun için bu gece öldürülmesine karar verilmiştir. Yüce tanrılar korusun. Layık olan evladına minnetini Jüpiter'in kitabına geçiren şanlı Roma'mız şimdi kendi yavrularını yiyen bir canavara mı dönüştü? O kesip atılması gereken bir illettir. Hayır, o hasta bir organdır sadece. Kesmek ölümcül, iyileştirmek kolaydır. O ölümü hak edecek ne yaptı Roma'ya? Düşmanlarını öldürürken vatanı için akıttığı kanın damarlarındakinden fazla olduğuna garanti veririm. Arta kalanını kendi vatanı tarafından akıtılması, buna izin verilmesi bizim için kıyamete kadar utanç verici bir leke olur. Bunlar tamamen konu dışı. Tamamen yersiz laflar. Vatanını sevdiğinde vatanı onu her zaman onurlandırdı. Ayağının kangren olması o kişinin daha önce yaptıklarını yok saymaz. Daha fazla dinlemeyeceğiz. Onu evine kadar izleyin. Zehrini çevreye daha fazla yaymadan yakalayıp getirin. Bir kelime daha, bir kelimecik daha. Bu azgın öfkenin, bu düşüncesizce acelenin zararını anlayacaksınız işten geçtikten sonra. Kurşun ağırlık bağlıyorsunuz kendi ayağınıza. Yasalara uygun hareket edin. Yoksa onu seven soyluları kışkırtacaksınız ve Romalılar tarafından yağmalanacak yüce Roma. Öyle olsa da... Siz neden söz ediyorsunuz? Onun yasalara itaatsizliğini hep birlikte görmedik mi? Tanık olmadık mı kolculara dayak atıp bize karşı geldiğine? Gelin. Şunu unutmayın. O kılıç kullanmayı öğrendiğinden beri hayatını hep savaş alanlarında geçirmiştir. Nazik konuşmayı bu yüzden öğrenememiştir. Unu ve kepeği birbirinden ayırt etmeden savurur. İzin verin gidip onu ben getirdiğim. En ciddi cezayı alma riskini göze alıp yasal bir ortamda yargılanmayı kabul edecektir. Soylu tribünler, insani olan yol bu. Aksi takdirde çok kan akar ve sonu neye varır bilinmez. Soylu Menenius, öyleyse siz halkın görevlisi olun. Efendiler, siz de silahlarınızı bırakın. Ama dağılmayın. Forum alanında toplanalım. Biz orada sizi bekleriz. Eğer Marsyus'u getiremezseniz biz bildiğimizi yaparız. Onu size getireceğim. Sizin de benimle gelmenizi istiyorum. Mutlaka gelmeli, yoksa kötü şeyler olacak. Hemen gidelim, lütfen. Çıkarlar ve final.